Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Profesör Doktor Osman Altuğ hocam aynı zamanda baba dostudur benim. Aynı Evet. zamanda abimin de hocalığını yapmıştır vakti zamanında. O da Evet. çok kıymetlidir benim için. Çok ayrı değeri vardır bizler için. Sen de benim için öylesin Kerem'ciğim. Sağ olun hocam, Sağ ol. eksik olmayın. Hocam Türkiye'de bu ekonomi yani hiç dinmek bilmiyor. Hiç gündemden düşmüyor. Hani bazı zamanlar ekonomi gündemden düşebilirdi. Siyaset daha ön plana çıkardı ama şu anda ekonomi yanıyor diyelim yani. Siyasetin her şeyin önünde şu anda ekonomi. Neden böyle oldu? Türkiye neden bu duruma düştü? Şimdi bir kural var. Cahiller kişileri konuşur. Yarı cahiller olayları konuşur. Ergin insanlar da işi konuşur. Biz yıllarca kişileri konuştuk. Daha sonra olayları konuştuk. Şimdi mecburen işi konuşmak mecburiyetinde kaldık. Demek ki işi konuşmanın zamanı geldi. Ne zaman bu zaman? Artık kişiler bizi avutmuyor. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öyle oldu, böyle oldu. Bu kişileri konuşmakla karnımız doymuyor. Bunu öğrendik. Şimdi Türk toplumu demek ki acı çekmeyi seviyor. Acı çektiği zaman uyanıyor. Ateşte düştüğü yeri yakıyor. Ancak bu yer öylesine genişledi ki daha evvel kişisel olaylar vardı. Şimdi toplumun bütününü ilgilendiren acılar yaşanıyor. Yokluk. Demek ki yokluk insanı ne yapıyor? Konuşturuyor. Buna gündem mühendisliği kurallarına göre yeni şeyler ekleyerekten gündeme caydıramıyorsunuz. Çünkü gündem mühendisliği şeye benzer. Sakıza benzer. Biz, sakız çiğnemek nedir? Sakızı çiğnersin, çiğnersin. Bir zaman sonra çürür, ağzından atarsın. Gündem mühendisliğinde de işte ağzınıza şahıslar verildi. Adına politikacı, politikacı dendi. Ondan sonra olaylar verildi. İşte şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. İşte CHP'de böyleydi. Efendim işte Abdülhamit'de böyleydi. Filan gibi sakızları verdiler, çiğnettiler, çiğnettiler, çiğnettiler. Artık bu sakızlar tutmuyor. Çürüdü çünkü bu sakızlar. Ama ağzınızda öyle bir taze sakız var ki açlık kokuyor. İnsanların nefesi kokuyor. Açlıktan. Veya lokantaların önünden geçerken yemeklere bakarak yutkunmaktan, imrenmekten. Aç adam, ah şunu yesem diyor. Yiyecek imkanı yok. Eskiden Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hocam. Cama ekmek banardı. Bilirsiniz belki o filmi. Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok filmleri var tabii yoklukla ilgili. Artık bu yokluk haddini aştı. Bütün olay işba noktası diye bir nokta vardır. Doyum noktası deriz. Şimdi doymama noktası, doyum bitti. İyi kötü doyuyordu. İşte öyle yapıyordu, böyle yapıyordu, doyuyordu, borçlanıyordu falan. Şimdi borçlanacak kimse borç vermiyor. Borç aldığı zaman anasını ödeme şansı yok. Bırak faizini, maizini. Ödeme şansı yok çünkü adamın geliri yok. İş, iktisadi sistem bir organizasyondur. Sosyal bir organizasyondur. Bu sosyal organizasyonun temel görevi insanlara helalinden iş bulmaktır. Helalinden iş bulan sistem yaşar. Helalinden iş bulamayan sistem yıkılmaya mahkumdur. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun. Komünist olabilirsiniz, kapitalist olabilirsiniz veya şeriat devleti olabilirsiniz. Helalinden iş buluyor musunuz, bulamıyor musunuz? Şimdi Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusa helalinden iş bulamıyoruz. Hele bir de misafirlerimiz diyoruz. Suriye'den, Irak'tan ve öteki ülkelerden Türkiye'ye sığınmacılar var. Ve emek piyasasına onlar da girince iş bulmak daha da güçleşiyor. Çünkü onlar daha ucuz emek. Sosyal güvenlik istemiyorlar, bordro istemiyorlar vesaire. O zaman iş bulmak, iş insanın iş arslanın ağzında diyorduk. Şimdi arslanın midesinde. Demek ki işsizlik, yeni enstrüman işsizlik. Yani şu anda Türkiye'de her ne kadar Yılmaz Özdil Türkiye'de en büyük parti mazottur diyorsa da en büyük parti işsizliktir. İşsizlik. İşsizliktir. Niye işsizlik? Üniversite mezunlarının %56'sı işsiz. İş bulanlar da mezun oldukları dallarda değil. Bunun en şey örneği devlet daireleri. Mesela mühendis şeyde vergi dairesinde çalışıyor. Bilmem ilahiyatçı tapu dairesinde çalışıyor. Yani oralardan mezun ama o dalda iş bulamıyor.
O zaman nerede iş bulursa orada çalışıyor. Özellikle kamuda iş bulmayı çok istiyor. Çünkü kamuda iş bulmak daha kolay bazı kişiler ve kesimler için. Niye? Kalelerin kapıları kocamandır ama anahtarları küçücüktür. Bir dayı bulursa, yani bir partinin üyesi olabilir, bir partide yönetici olabilir vesaire. Bir küçük bir anahtar bulursa kamuya daha rahat, kamuda işe çok daha rahat girebiliyor. Özel sektör seçici. Diyor ki işime yararsan abi sana iş veririm. İşime yaramazsan ben sana iş vermem diyor. Ya ben her işte çalışırım. Yok abi sen ne iş yaparsın, neyi bilirsin? Yani uzmanlık arıyor, ehliyet arıyor, liyakat arıyor. Kamuda böyle bir sorun yok. Herkes her işi yapabilir. Efendim yönetim kuruluna girmek için ehliyet, liyakat bilmem onlara gerek yok. Kamu bankaların yönetim kurullarına girebilmek için de ehliyet, liyakat falan gerek yok. Dayı lazım. Dayı lazım. Demek evet. ki eskiden babalar vardı. Şimdi bir de dayılar çıktı. Dayılar çıktı. Dayılar çıktı. O da iş bulmaktaki adaletsizliğin bir göstergesi. Yani iş bulmada da adaletsizlik var. Her şeyde adaletsizlik olduğu gibi. Enflasyonda adaletsizlik var. Herkesin enflasyonu kendine. Parası pulu olan, faiz geliri olan veya başka gelirleri olan bir kişinin enflasyonu ile işi gücü olmayan, asgari ücretten dahi iş bulamayan insanın enflasyonu aynı değil. İşsiz insanın enflasyonu kafadan %100. %100. Çünkü iş yok. Sen şimdi buna nutuk atıyorsun. Ya haline şükret bak %73 bizim enflasyonumuz diyorsun. Türkiye bir Venezuela olur mu bu gidişle? Şimdi orada da bir şeyimiz var bizim. Bu soru da ve bu sorular sık sık soruluyor. Türkiye bir Amerika olur mu diyeyim ben o zaman buna karşı cevap olarak da. Veya Türkiye bir Almanya olur mu? Ha? Nasıl ki Türkiye bir Almanya olamazsa, bir Amerika olamazsa, hatta bir Rusya olamazsa, Venezuela da olamaz. Çünkü benzerler arasında kıyaslama yapılır. İki tane benzemesi mukayese edilmesi son derece yanlıştır. Ve bu yanlışlığı cahiller yapar. Yani altı o kadar da boş değil diyorsunuz bu ekonominin aslında. Hayır, ekonominin kuralları var. Şimdi Venezuela için de aynı, bizim için de aynı. Ama Venezuela'nın özellikleri var. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın. İki, petrolü var. Üç, narko bir ülke. Şimdi bütün bunlar bizde yok. Amerika'ya yakın mıyız? Değiliz. Petrolümüz var mı? Yok. Narko işinde Venezuela kadar geçmiş değiliz, gelişmiş değiliz. Narko tersine Venezuela'dan başka ülkelere yayılabiliyor. Ve onun da durumu aynı. Türkiye ile benzerlikler var. Ama benzemezliklerini gördüğünüzde petrolümüz yok. Ama Venezuela, Brezilya, Uruguay, Arjantin gibi ülkeler 3F kuralıyla yönetilirler. Bu 3F kuralı futbol, fiesta, porsiya. Futbolla uyuturlar. Bunların şeyleri çoktur. Bizde benzer aslında hocam. Çok festivalleri çok fazladır. Her gün her saat bir festival görürsünüz. Herkes şıkır şıkır oynar. Futbol, festival, ondan sonra de porsiya yani din. Kiliseleri şey zengin. Dolayısıyla bu 3F kuralıyla yönetirler. Bu az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden birisi. En önemlisi belki de. Biz de bu bakımdan benziyoruz. Şimdi mesela futbolla yatıyoruz, futbolla kalkıyoruz. Efendim bugün Futbol Federasyonu'na başkan seçildi. Her kim seçildiyse bilmiyorum da. Seçildi. Ne olmuş seçilmişse? Sabahlara kadar spor programları var biliyorsunuz şeyde. Televizyonlarda. Her gece Allah 4 saat 5 saat spor programı var. Transfer mesela konuları. Hangi takım kimi almış almamış mı? Oyuncu geliyor. Sanki zannedersin ki şeyde havaalanında karşılamalar bilmem neler. Hatta binlerce insan gidiyor bunları karşılamaya. Davulu zurna. Önce toplumu uyutuyorsun. Gündemini değiştirdin onun gündemi futbol. Bu şarkıcılar mesela. Bak mesela en büyük olduğunu iddia eden gazetenin bir şeyi var, sayfası var. Orada kim ne yapmış, nerede, kim kiminle şey yapmış, neyi giymiş, nerede şey olmuş. Madem. Zaten bunlarla şey yapıyorsunuz, avutuyorsunuz. Mesela değer yargıları değişti. Eskiden kıymet telakkileri derdik. Düşünün şimdi bir lokale gittiniz, oturuyorsunuz. O lokale siz dahil oradaki insanların birçoğunu ameliyat etmiş, hastalığında tedavi etmiş. Hatta sünnet etmiş bir profesör geliyor hocam.
Hiç kimse sallamaz ona. Ama diva gelirse mesela ortalık birbirine olur. Diva yani Bülent Ersoy. Ortalık birbirine girer. Şimdi o magazin işte. Hoca bilim adamı. Peki bilim mi magazin mi? Bazı mesela orta oyuncuları veya tiyatro sanatçıları gazetelerde şey yazıyor. Baş yazar yazıyor. Bazı gazeteciler de abi her şeyi biliyor zaten onlar. Mesela iktisadi yazılar yazıyor. İktisadi röportajlar yapıyor. Ondan sonra bu budur mu budur diye hakem kesiyor. Adam gazeteci ya. Yani nereden biliyorsun abi sen? Nereden biliyorsun? Nereden öğrendin? Hayatında iki kitap okudun mu? İktisat eğitimi son derece zor bir eğitimdir. Yani öyle kolay bir eğitim değildir. Ama herkes iktisatçı Türkiye'de. Evet. Herkes konusundaki her şeyi konuşuyor hocam. Doğru. Herkes felsefeci. Yani herkes her şeyi biliyor. Herkes siyasetçi, siyaset politikaları. Hele bazı şeyler, profesör ünvanlı insanlar var. Siyaset bilimiyle uzaktan yakından alakası yok. Adam da utanmadan altına siyaset bilimci diye yazıyor. Biz biliyoruz kimin ne olduğunu. Yönetim organizasyon hocası. Yani eski tabirle personel yönetimi hocası. Yani bazılar da işte yani politikacı vaktiyle milletvekili olmuş. Onlar da diyor, onlar da çok kırgır. Kaçıncı dönem milletvekili. Adamın başka bir şeyi yok. Söyleyeceği bir şey yok. Her şeyi biliyor ama. Hocam sizin bir sözünüz de var. Milletvekilliği fahri yapılması gereken bir meslek de demişsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de üstte para veriyorsun cahillere. Cahilleri kendi elinden seçiyorsun. Zaten şey padişahlık sistemi Türkiye'deki partiler. Genel başkan ne derse oluyor. Seçiyor. Ondan sonra bir de üstte para veriyoruz. Sadece üstte para versek iyi. 7 sülalesine bakıyoruz. Ve de çok harika emekli maaşı veriyoruz. Yani adam ben mesela 50 sene bu şey yapmışım, hocalık yapmışım. Bana verilen emekli maaşının onlar 2 katı alıyor. Yani 2 yıl milletvekilliği yaparsa tamam abi. 50 senelik profesöre eşit. Ne güzel değil mi? Harika. Ondan sonra işte sağlık çalışanları isyan ediyor. Ben şimdi mesela birçok ülkede maaş almazlar. Milletvekillerine maaş verilmez. Mesela Danimarka vermez. Hmm. Sadece bir yere gidiyorsa harcını alır. Mesela diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Abi yol parasını verir o kadar ya. Başka da para yoktur ya. Hak için halka hizmet bedelsiz yapılır. Bir. İkincisi görevin propagandası yoktur. Zaten kamu hizmeti de görevliler kamu hizmetini yapmakla mükelleftir. Sayın Cumhurbaşkanı mesela kamu hizmetini sürdürmekle yükümlüdür. Yapacak zaten onun işi yapması gereken bir şey yani. Veya falanca bakan. Öyle seçilmiş, böyle seçilmiş, öyle atanmış fark etmez. O da kamu hizmetlisidir. Erbakan'ın bir tabiri vardır biliyorsunuz. Garson devlet dediği bu. Yani hizmet eden insanlar. Bunlar halka hak için, hizmet ettikleri için. Ayrıca para almazlar. Böyle makam arabası bilmem ne falan 100 bin tane şey koruma moruma yok böyle bir şey. Kimden korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Yani boşuna değil. Türkiye'de sitelerin kurulması. Mesela AVM'den içeri giriyorsun. Güvenlik. Kimden korkuyorsun ya? Evine gidiyorsun. Evinde güvenlik. Sitelerin etrafı taş duvarlarla kaplı. Kimden korkuyorsun ya? Kimden evet, korkuyorsun? Sen hiç böyle güvenlik önlemleri fazlalıkla yoktu. İşte gelir dağılımında adalet bozuldukça adli olaylar da artıyor. Dolayısıyla insanlar mecbur kalıyorlar güvenlik önlemi almaya. Ama Türkiye'de çok eğlenceli bir olay. Yani kamu hizmeti kamu görevlileri tarafından yapılır. Siz kamu hizmetini de özelleştiriyorsunuz. Mesela devlet dairelerinin kapısında bilmem ne güvenlik, özel güvenlik şirketi bakıyor. Adliyede dahi ya. İstanbul'da adliyelerine gidin. Kapıda özel güvenlik şirketlerinin mensubu elemanlar görev yapıyor. Yani ne böylesine çelişki olursa bu kadar çelişki. Tabii bunların hepsi israf. Ama bir yandan da belki işsizlere iş buluyorsun. Öyle bir sosyal faydası vardır diyebilirsin. Ama kurallardan vazgeçtiğin anda kuralsız bir ülke anarşik bir ülkedir. Ekonomide kurallarınız olacak. Hukukta kurallarınız olacak. Nasıl ki trafikte kurallarınız var ve trafikteki kurallara uymakla yükümlüsünüz. O zaman ekonomideki kurallara da uyacaksınız. Hukuktaki kurallara da uyacaksınız. Sağlıktaki kurallara da uyacaksınız. Efendim ben hukuktaki kuralları tanımıyorum diyemezsiniz. Ekonominin de kendine özge kuralları vardır, kanunları vardır. Yani öyle ben tanımıyorum diyerekten olmaz. Mesela bugün ekonomi yönetiminde kural dışılık var.
Ben ekonomi kurallarını, ekonominin kanunları tanımıyorum diyor yönetim. Harika yani, tanımıyorum. O zaman abi. Yeni aparatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik aparatlar hakkında. Bu GES çıktı mesela yeni. Gelir endeksli senet Yani bunlar ihracı. aparat değil. Bunlar fuzuli. Palavradan şeyler bunlar. Devlet Amaç borç nedir? topluyor. Bunu amaçlanan nedir hocam bu Devlet durumda? borç topluyor. Borç. Yüksek faiz diye adını faiz demiyor. Gelire dayalı, gelir endeksi senet diyor. Mesela buna tahvil de demiyor bak ha. Senet diyor. Yes. 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 Bu borç ya. Devlet borç istiyor. Diyor ki ama diyor bu borcumu aldığım senden borca karşılık sana faiz ödemeyeceğim diyor. Sana diyor bu iktisadi devlet teşekküllerinin bazılarının gelirlerinden pay vereceğim diyor. Savaş Pay döneminde bile olabilir. olmayan bir şeyin şimdi yapılması nasıl bir şey bekliyor Türkiye'yi? Bunların hepsi para hacmini artırıcı olaylar. Ama para hacmini daraltmak için ne yapması lazım? Piyasadaki parayı yüksek faizle geriye çekmesi lazım. Şimdi para hacmi arttığı için enflasyon artıyor. Yani zarar artıyor. Enflasyon zarardır. Ama biz enflasyon falan diye garip garip tabirler kullanıyoruz. Enflasyon üretimle tüketim arasındaki olumsuz farktır. Bitti. Yani hocam Enflasyon ne artırır? şimdi Ne kadar faiz para sebep artırır? enflasyon sonuca katılmıyor musunuz Osman hocam? Hayır ya bu kanun dedik ya iktisadın kuralları var. Bir ülkede para hacmi arttıkça enflasyon artar. Para hacmi nasıl artar? Merkez Bankası çakır çakır 24 saat para basar. Basıyor. Ne oluyor? Para hacmi artıyor. Faiz oranlarını düşürüyorsun. Faiz oranlarını düşürünce para hacmi artıyor. Faiz oranlarını yükseltirsen para hacmi azalır. Para hacmi azalınca enflasyon düşer. Şimdi bu mesela Amerika Merkez Bankası, Federal Bank hiçbir şeyden anlamıyor ya bu Amerikalılar bile. Hakikaten hiç anlamıyor yani. Evet bu son FED faizlerine ne diyorsun Osman hocam? Amerika'da da biraz enflasyon var %5, %6 gibi. FED anlamaz. FED nereden biliyor ya? FED nereden biliyor ya? Niye arttırıyorsun kardeşim? Bize soracaksın. Türkiye ne yapıyor? Türkiye dünya giderken mersine biz gidiyoruz tersine. Bilmiyor ki bu Amerikalılar filan iktisattan filan anlamaz. Onlar iktisadın filan kitabını yazmamış. İktisadın gelmiş geçmiş duayenlerinden bir tanesi. Tabii ki. Hem de Lord Keynes. Fisher diye bir herif var. Paranın miktar teorisi diye bir teori geliştirmiş. Diyor ki para hacmi artarsa diyor enflasyon artar diyor. Para hacmi düşerse diyor enflasyon azalır diyor. Fisher. Bu adam elektrik mühendisi ha. Parayı değerli kılan hacmidir aslında diyorsunuz oradaki. Tabii. Yani şimdi devlet olarak para hacmini arttırıyorsan o zaman enflasyon ne oluyor? Artıyor. Bir ülkenin değeri, parasının değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Bir ülkenin parasının değerini ne o ülkenin cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne o ülkenin merkez bankası başkanı belirleyebilir, ne o ülkenin maliye bakanı belirleyebilir. Yani bunların belirlemesine maddeten imkan yoktur. Ne belirler? Üretim gücü. Üretim gücü ne demek? Bir ülke düşün, bu ülkede sadece 100 tane yumurta üretiliyor. Bu 100 yumurtaya karşılık 100 lira basmışsınız. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. Bir tarafta 100 yumurta var, öbür tarafta da 100 tane lira var. Paranın değerinin yükselmesi için ne yapacaksınız? Tavuklara iyi bakacaksınız. Horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutacaksınız. O zaman yumurta üretimi 100'den 200'e çıkar ise bir yumurtanın fiyatı 50 kuruşa düşer. Yok, siz tavuklara bakmazsanız, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsanız, yumurta üretimi 100 yumurtadan 50 yumurtaya düşerse bir yumurtanın fiyatı kaç liraya çıkar? 2 liraya. 2 liraya çıkar. Yani ne belirliyor? Üretim gücü belirliyor. O zaman Türkiye'de son 2 senede üretim gücü diye bir şey kalmadı hocam. Ne 2 senedir ya? Türkiye'nin yıllardır. Ürettiğimizden daha fazla tüketiyoruz. Türkiye devamlı zararda. Enflasyon zarar demek zaten. Ve bu enflasyonun hesabını da sürekli olarak yanlış yapıyoruz. Hesap da yanlış. Hesap yanlış. Niye yanlış? Bir malın bedeli neye eşittir? O malın miktarı çarpı fiyatı. Bu bir matematik denkliktir. Bu matematik denkliği de bozsun bu Türkiye'yi yönetenler bakalım hadi. Desin ki bu yanlış.
Ben de hiç yapmıyorum. Sayın Maliye Bakanı'na soruyorum. Malın bedeli neye eşittir? Miktar çarpı fiyat mı değil mi? Yani onun kitabında belki başka yazıyor, başka yazıyordur. Bilmiyorum ama benim okuduğum binlerce kitapta hep böyle yazıyor yani. Öyle mi? Belki Maliye Bakanı'nın gözlerine bakıp görmek lazım bazı şeyleri. Vallahi göz, Allah iki göz vermiş. Birini kapatıp görürsen o zaman olmadı. Yani aktifi görüyorsun, pasifi görmüyorsun. Bilançonun aktifinde ne var? Varlıklar var. Pasifinde ne var? Borçlar var. Sen sağ gözünü kapatıyorsun, onu görmüyorsun. Sadece aktifi görüyorsun. O ana kadar büyük ülkeyiz diyorsun. Aktifi görüp pasifi görmezsen borcu görmüyorsun demektir. Bitti. Sadece varlığı görüyorsun demektir.